Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecesi gündüz gibi olan apaçık bir yol üzere bizi bıraktı diyoruz. Kapalı olan hiçbir şey bırakmadı diyoruz. Her şeyi anlattı diyoruz. Böyle büyük bir fitneden dolayı bizi sakındırmaz mı? Evet sakındırır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi bu konudan sakındırıyor kardeşler diyebilirim. Bunlardan bir tanesi de şudur ki alimler genel olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, bazı hükümler çıkartmışlardır. Yani Deccal'den korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Alimler birincisi demişler ki her şeyden önce Deccal'den korunmak istiyorsan İslam'a sarılman lazım. İslam'ı bilmen lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okuman lazım. Eğer okursan ondan sakınırsın. Onun alametlerini bilirsen ondan sakınırsın. O Medine'den çıkan gencin durumu gibi. O ne yaptı? Onun alametlerini bildi ve ondan sakındı diyeceğiz. Birincisi bu. İkincisi Deccal'den sakınmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle ama özellikle günde beş vakit namaz kıldığımız için ve nafile ibadet ettiğimiz için her namazın sonunda dübüründe bize şunu tavsiye etti. Deccal'in fitnesinden Allah'a dedi. Ve bunu ısrarla söyledi. Hatta hatta seleften gelen rivayetler İmam Tavus Oğlu bu duayı okumadığı zaman namazı tekrar ettirirmiş ona. Bu kadar bu fitneden sakınmak için bu duayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her namazın sonunda bize tavsiye etmiştir. Bizim de çocuklarımıza bunu öğretmemiz ve bizim de bunda istikamet üzere devam etmemiz gerekmektedir. Yani Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıp Allah'tan yardım istememiz gerekecek. İkincisi bu. Üçüncüsü. Kehf suresinin ilk 10 ayeti veya son 10 ayetini ezberlemeyi tavsiye etmiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Deccal ile karşılaşacağınız zaman ilk 10 ayetini veya son 10 ayetini okuduğunuz takdirde Deccal size bir şey yapamayacaktır diyor. Yani bu bir kalkandır. Bunu öğrendiğiniz zaman bu sizin için bir silah, bir kalkandır. Kendi korumanız için önemli bir noktadır diyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu da ezberlemeyi tavsiye ediyor. Dördüncüsü ise kardeşler Deccal'i gördüğünüz zaman uzaklaşacaksınız. Kaçacaksınız. Yani şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir rivayeti var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Diyor ki kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Ondan uzak dursun. Vallahi kendine iman olduğunu iddia eden kişi Deccal'in yanına gelir de onun getirdiği şüphelerden dolayı arkasından gider. Yani sen ne kadar imanlı olduğunu, imanına güvendiğini iddia etsen de o şeyleri gördüğün zaman onun peşinden gitmen kaçınılmaz olur diyor. Onun için kaç olma. Kaçabildiğin kadar kaç. Uzaklaş, uzak dur. Belki şeriat yani hiç bu kadar bir şeyden kaçmayı, bir şeyden uzak kalmayı emretmemiştir kardeşler. Ve bununla beraber beşincisi ise şunu söyleyebiliriz. Mekke veya Medine'de yaşamak. Çünkü kendisi Mekke'ye ve Medine'ye girmeyecektir. Ama siz bu zikrettiğim dört tane meseleyi yapmadığınız takdirde zaten Mekke, Medine sizi dışarıya atacaktır. Çünkü Medine münafıkları ve kafirleri dışarıya atar. Kıyamet vakti geldiği zaman fitne vakti geldiği zaman onları dışarıya atacaktır. Onun için